Dostlar merhaba. Eyüp Hoca ben. Edebiyat konu tekrar testlerimize halk edebiyatıyla devam ediyoruz. Önemli bir konu, soru beklediğimiz bir yer. İki soru gelebilir AYT'de. Önemli bir konudur. 30 soruluk harika bir testim var dostlar. Test yine tabii ki her zamanki gibi açıklamalar kısmında ücretsiz bir şekilde yer alacak. Oradan dilediğiniz şekilde indirebilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen ilk soruyla başlayalım. Evet. Yâre selam söyleyin, seher yelleri çıksın şu yollara naz eylemesin. Tamam, bu dizelerle ilgili hangisi yanlıştır? Kişileştirme. Evet, seher yellerine sesleniyor değil mi? Dolayısıyla kişileştirmiş. Tam uyak kullanılmıştır. Seher yelleri naz eylemesin. Derin gölleri. Yel, göl burada yok. Naz eylemesin, kaz eylemesin derken şuradaki azlar tam uyağı oluşturur. Tamam. Çapraz uyak düzeni. Seher yelleri, gölleri. Eylemesin, eylemesin. Evet, şurada bir çapraz oluştu. Redif vardır diyor. Evet, şu eylemesinler rediftir, değil mi? Tamam. Bir semainin ilk dörtlüğüdür. Semai için biz ne yapıyorduk dostlar? Şuradaki S'den hatırlıyorduk. 8 değil mi? 8. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oo, 9, 10, 11, 12. 8'li olmadığına göre bunu söyleyemeyiz. Haliyle cevabımız E şıkkı olacak idi. Peki. Geliyorum ikinci soruya. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişi ile ilgili değildir? Hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsü de kullanmıştır. Gülistan, Gevhername, Budalaname, Kitab-ı Miklate önemli yapıtlarıdır kaygısız aptalın. Doğrudur. Şiirlerinde duygu ve düşüncelerini açık ve sade bir halk söyleyişiyle dile getirmiştir. Nefesleriyle tanınır Pir Sultan Abdal. Doğrudur. Marifetname adlı yapıtında dönemin jeolojiden astronomiye, fizyolojiden psikolojiye kadar pek çok alandaki bilgilerini bir araya getirmiştir. Erzurumlu İbrahim Hakkı. Doğru. Sözler konuşmalar anlamına gelen makalat adlı yapıtında tasavvuf konularını bölümler halinde anlatmıştır. Hacı Bayram Veli midir o? Hayır. Hacı Bektaşi Veli'dir, değil mi? Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacak. İnsanın su, toprak, ateş ve hava ile insana sonradan eklenen canının birleşmesinden meydana gelişini anlattığı yapıtı Risalet-ül Nusriye adını taşır. Yunus Emre doğru bir ifadedir. Haliyle cevabımız D şıkkı olacaktı. Peki devam. Üçüncü soru. Bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez? 11 lehçe ölçüsü hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Doğru. Kafiye ve redif vardır. Dilersen gidelim, aşılmaz gidelim. Olsun da gidelim, kurusun da gidelim. Kurumak olmak, sın da gidelimler. Şuralar redif olur. Tamam. Dilersen aşılmaz. Kafiye ve redif vardır. Kafiye olsun, kurusun. Evet, göremedim. Bu bir dursun. Aşık edebiyatı ürünlerinden koşma özelliği 11 lehçe ölçüsüyle doğrudur. Sanatlara başvurulmamış yalın bir dil kullanılmıştır. Yalın bir dil. Evet, doğrudur. Ait olduğu nazım şeklinin son dörtlüğüdür. Baktığımız zaman bu A, B, A, B, pardon, A, B, A, B değil. X, A, X, A yani birinci dörtlüktür bu, son dörtlük değildir. Son dörtlük olması için hele ki koşmaysa orada mutlaka bir şair adının geçmesi lazım. Şair adı yok dostlar. Haliyle cevabımız bu olacak ama kafiye ve redif vardır diyor. Şuna bir daha bakalım. Eğlen güzel, yaz olsun da gidelim. Yollar çamur kurusun, olsun olmak, kurumak kurusun, sınsın da gidelim gidelim. Buralar redif. Burada bir şey yok. Aşılmaz dilersen. Evet, bu soru hatalı olmuş dostlar. Redif var da kafiye yok. Soru hatalı. Dolayısıyla bu soruyu ciddiye almayalım. O kısmı hatalı olmuş. Olmak, kurumak. Evet. Devam. Geldim dördüncü soruya. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen anonim halk edebiyatı ürünleriyle ilgili değildir? Kişilerin gerçek yaşamdakilere yakın olduğu, genellikle sevgi, kahramanlık konularından işlendiği ürünlerdir halk hikayeleri. Tamam. Konu sınırı olmayan tek dörtlükten oluşan asıl anlatılmak istenenin son iki dizede vurgulandığı ürünlere mani denir. Doğru. Kendine özgü bestesi olan bire hey be hey gibi ünlemlere yer verilen nazım şekli koçaklama olmaz. Koçaklama her şeyden önce nazım türüdür dostlar. Koşmanın bir konusuna göre aldığı isimdir. Bire hey be hey varsağır biraz bağır. Bire hey be hey. Burada tarif edilen varsağı olmalıydı. Cevabımız C. Tuzsuz Deli Bekir, Bebe Ruhi gibi tiplerin de ayrı bir renk kattığı gülmece içerikli ürünler Karagöz.
Tamamdır. Konusu ve şekli devrinden devire ve çevreden çevreye değişen 8'li 11'li hece ölçüsü söylenen ürünlere türkü denir. Bu da doğrudur. Tamam. Cevabımız C şıkkı olacaktı. Peki. Geliyorum 5. soruya. Boş bırakılan yere hangisi getirilemez? Aşık edebiyatı nazım şekillerinden olan Koşma'nın konularına göre çeşitli bölümleri vardır. Bunlardan biri doğa güzelliklerinden, at, silah, kadın gibi varlıklardan söz eden güzellemedir olur. Bir kimseyi yermek ve toplumun bozuk yönlerini eleştirmek için yazılan taşlamadır olur. Coşkun ve yiğitçe bir üslupla savaş ve dövüşleri anlatan kahramanlık duygularını belirten koçaklamadır olur. Belli bir ezgiyle söylenen bir kişinin ölümünden duyulan acının anlatıldığı ağıttır olur. Dini duyguların tasavvufi kavramlarla anlatıldığı demedir. Olmadı, değil mi? Koşmanın konusuna göre aldığı böyle bir isim yoktur. Zaten aşık edebiyatın içerisinde dini unsurlar bulunmaz. Tekke edebiyatında bulunur. Hangisinde aşık edebiyatı sanatçıları bir arada verilmiştir? Eleme yapmak en güzeli dostlar. Şimdi ben şurada Pir Sultan Abdal'ı gördüm. Dini tasavvufi geçtim. B şıkkı bir dursun. Şurada Yunus Emre'den eminim. Tasavvuf geçtim. Şuraya bakıyorum. Kaygısız Aptal'ı gördüm. Geçtim. E şıkkına bakıyorum. Bakıyorum. Niyazi Mısri var değil mi? Yine tasavvufçu. Geçtim. Dertli, Gevheri, Bayburtlu Zihni, Ruhsati bunlar sevgili dostlarım aşık edebiyat sanatçıları içerisinde değerlendirilebilir. Peki geliyorum 7. soruya. Bu parçada özellikleri verilen halk tiyatrosu aşağıdakilerden hangisidir? Taklitler yaparak hikayeler anlatan bir halk sanatçısı kimdir bu? Kalanını aslında okumaya gerek yok ama devam edelim. Bir bakıma tek kişilik gösteri tamam artık çıktı meddah. Anlattıkları gerçekçi halk hikayeleridir. Hikayesini anlatmak için dinleyicilerden daha yüksekçe bir yere konmuş, iskemleye oturur, eline bir baston alır, omzuna da büyükçe bir mendil atar, hak dostum hak diyerek hikayesine başlar. Şiir ve taklitleri vesaire hepsi normaldir. Peki geldim 8. soruya. Halk edebiyatı nazım biçimleri çok dikkat bir arada verilmiştir. Şimdi şurada rubayı gördük divan edebiyatı geçtim. Baktım baktım şurada gazeli gördüm eledim divan edebiyatı. Mesnevi'yi gördüm eledim divan edebiyatı. Nefes, semai, mani, varsağı evet bunların hepsi halk edebiyatı fakat nefes nazım biçimi değil, nazım türüdür. Tekke edebiyatında nazım biçimi yoktur dostlar. Hepsi birer nazım türüdür. Türkü anonim, koşma aşık, semai aşık, varsa aşık nazım biçimidir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktı. Denizli'ye düşmediniz umarım. Haydi devam. 9. soru. Hangisi halk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz? Nazım birimi dörtlük mü? Tabii ki. Şiirlerde genellikle yarım uyak mı kullanılır? Eyvallah. Hece ölçüsünün 7'li, 8'li, 11'li kalıpları tercih ediliyor mu? Tabii ki. Aşk, ayrılık, doğa, ölüm, yiğitlik, din gibi konular sıklıkla mı işlenir? Eyvallah. Tuyu olmadı. Şarkı geç kardeşim gibi Türk edebiyatına kazandırılan nazım şekilleri vardır. Bu divan edebiyatının bir özelliğidir. Halk edebiyatının değildir. Peki devam. Geldim 10. soruya. Bu parçada söz edilen nazım biçimi diyor dostlar. Dikkat. Kendine özgü bir ezgisi var. Eyvallah. Halk edebiyatı nazım biçimi. Tamam. İki bölümden oluşuyor. İlk bölümde bent, kavuştak, bağlama. Daha ne desin be kardeşim? Türkü değil mi? Bu terimler türkü nazım biçiminin içinde yer almaktadır. Haydi devam. 11. soru. Hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşık edebiyatı nazım biçimlerinden koşma. 11'li hece ölçüsü. Evet futboldan hatırlayın demiştim. Koşarak oynanır. 11 kişi oynar. 11'li hece ölçüsü. Doğru. Genellikle A, B, A, B, C, 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 B. Tamam düz uyak şeklinde kafiyelenen koşmalar. Konularına göre farklı isimler alır. Doğru. Aşk, güzellik, sevgili üzerine söylenen koşmalara güzelleme, bir kişi ya da toplumsal düzeni eleştiren koşmalara taşlama, yiğitlik, kahramanlık konularında söylenen koşmalar, koçum yiğidim aslanım, evet, ölen bir kimse için söylenen koşmalar ağıt adını alır. Doğrudur. Bütün bu özellikleriyle koşma sözlü edebiyat dönemi ürünlerinden Sagu'ya benzer yanlış. Sadece ve sadece ağıt olan koşmalar Sagu'ya benzer. Diğer koşmaların Sagu'yla bir alakası yoktur dostlar. Dolayısıyla cevabımız 5 olacak. Niye? Çünkü Sagu ölen kişilerin arkasından söylenen söz dönem ürünü olduğu için. Evet. 12. soru.
Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisinden alınmış olabilir? Hemen ölçüyü sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mani. Buradan hatırlıyorduk maninin ayırt edici özelliğini. Haliyle cevabımız bu olacak. Mendil aldım 15'e, onu serdim güneşe. Geç buralar, asıl sözler şimdi geliyor. Gitti yarim gelmedi, beni aldı telaşe. Evet, cevabımız E şıkkı olacaktı. 13. soru. Bu cümlede boş bırakılan yere ne gelecek? Kavuklu ve pi şekerin olduğu doğaçlama olarak halkın ortasında seyircilerle çevrelenmiş bir meydanda oynanan oyundur bu. Nedir dostlar? Orta oyunudur değil mi? Evet. Peki. Devam edelim. 14. soru. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Nokta nokta. Aşık edebiyatının en büyük şairi kabul edilir. Aslında bulduk cevabı. Devam. Çukurova yöresinde yaşayan şair aslında verdi. Anadolu'yu ve Anadolu'nun çevresini dolaşmıştır. Arı Türkçesiyle aşk ve doğa şiirleri söylemiş. Şiirlerinde din ve tasavvuf konularına yer vermemiştir. Divan şiirine hiç etkilenmemiştir. Bizim Karacaoğlan'ı işaretlememiz lazım değil mi? Halk edebiyatının en büyük şairi demiş. Çukurova'yı vermiş. Tamam artık. Peki geldim 15. soruya. Bilgi yanlışı arıyoruz dostlar. Türk halk edebiyatı 3 bölüme ayrılır. Doğru. Anonim, aşık ve tekke edebiyatı. Doğru. Anonim halk edebiyatı nazım şekilleri arasında mani türkü. Eyvallah. Aşık edebiyatı nazım şekilleri arasında koşma semai varsağı. Tamam. Tekke edebiyatı nazım biçimleri arasında deme nutuk şatiye sayılabilir. Sayılabilir de biçimleri değil. Nazım türleri. Dostlar, tekke edebiyatında nazım biçimi yoktur. O ilahi nefes, şatiye, bunların her biri birer koşmadır aslında. Yani nazım türüdür. Konuları itibariyle birbirlerinden ve diğerlerinden ayrılır. Unutmayın, tekke edebiyatında nazım biçimi yoktur. Peki, 16. soru. Verilenlerden hangileri halk edebiyatının özellikleri arasında gösterilemez? Aşık, anonim, tekke edebiyatı olmak üzere üçe ayrılır. Genellikle zengin kafiye, hayır. Halk edebiyatında yarım uyak kullanılır. Zengin kafiye daha ziyade divan edebiyatındadır. Koşma, ilahi, tuyu gibi nazım şekilleri. Dostlar, tuyu nerede geçiyordu? Yine divan edebiyatı. Dil halkın konuştuğu günlük dil, tamam. Nazım birimi dörtlük, tamam. 2 ve 3 yanlıştı. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Evet, geldim 17. soruya. Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla ne gelecek? Halk edebiyatı nazım şekilleri arasında birbirlerine benzeyenler olduğu gibi birbirlerinden oldukça farklı nitelik taşıyanlar da vardır. Örneğin biçimce koşmaya benzer. Bunlar da koşmadan farklı olarak toplumsal olaylar, savaş, yangın, göç, isyan, felaketler, yani toplumu derinden etkileyen olaylar. Hangi nazım biçiminde yer alır? Tabii ki destanda değil mi? Şunları bir eleyelim. Tamam. Anonim halk edebiyatı ürünü olan ise her zaman bir ezgiyle söylenir. Yöresel özelliklere göre Bozlak, Kayabaşı, Hoyrat. Evet, türküden bahsediyor. Haliyle cevabımız C şıkkı olacak. Evet, geldik 18. soruya. Verilenlerden tümü aşık edebiyatın nazım biçimidir. Koşma, semai, varsağı, destan. Nerede gördüm? A şıkkında. Hiç uzatmaya gerek yok. Devam. Halk oyunlarından Karagöz, Meddah ve Orta Oyunu'nun ortak özelliklerinden biri değildir. Gülmece ögeleri, evet, hepsinde vardır. Görsel ve işitsel yönlerinin olması, evet, şive taklitleri ve tekerlemelere yer verilmesi doğrudur. Bir metin olmaksızın, yani doğaçlama canlandırılmaları, tamam. Sanatlı, süslü ve ağır bir dil, zaten halk edebiyatında böyle bir şey yok. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktı. Evet, geldim 20. soruya. Bir aşık edebiyatı ürünü olan koşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Dörtlük sayısı en az 5, en çok 15'tir. Biz bunu gazelden biliyoruz değil mi? Gazel. Şuradaki elden hatırlayın demiştim. Bir elde 5 parmak bulunur. 5, 15 buradan hatırlayın demiştim. Bu gazelin özelliğidir. Koşma 3 veya 5 dörtlükten oluşur dostlar. Halle cevabımız bu. Divan edebiyatındaki gazelle konu bakımından benzeşir. Doğru. Konularına göre güzelleme, taşlama, koçaklama, ağıt gibi isimler alır mı? Alır. Doğa, aşk, ölüm, ayrılık, yiğitlik gibi konular işlenir mi? İşlenir. Genellikle 11 lehçe ölçüsü futbol koşarak oynanır. Doğrudur efendim. Cevabımız A şıkkı olacaktı. Evet. Geldim 21. soruya. Yorulmadık değil mi? Uyumak yok. Haydi devam.
Bütün dizelerde redif vardır. Bakalım Karacaoğlan haline, konmuş gülün dalına, eline menevşe. Ha, hal, dal, el, şu ına ineler rediftir. Ama menevşe son dörtlükte dikkat edin redif yok. Bütün dizeler demişti. Haliyle cevap bu. Üçüncü ve dördüncü dizelerde ulama vardır. Kadrin bilmeyenler alır. Evet, şurada var mı? İçin eğri derken tamam. Bir koşmanın son dörtlüğüdür. Koşma mı? Bakalım önce ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. Son dörtlük şair adı geçiyor. Tamam. 11. Tamam. Birinci ve ikinci dizeler tam kafiyedir. Hal ve dal sözcüklerine baktığımızda iki ses benzerliğini gördüm. Bu da doğrudur. Cevabımız A şıkkı olacaktı. Evet. Geldim 22. soruya. Bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez? Evet. Bir kesik mani örneğidir. Evet, kesik maniler sevgili dostlarım bir kısa dizeyle başlar. Sonra yedili ölçüyle devam eder. Doğru. Anonim halk edebiyatı nazım biçimidir. Evet, mani bir anonim halk edebiyatı nazım biçimidir. İlk dize hariç yedili hece ölçüsüyle yazılmıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Karşıt anlamlı sözcükler vardır. Ağlayan çok, gülen az. Gülmek, ağlamak. Tamam. İkinci ve dördüncü dizelerde redif kullanılmıştır. Bülbül eyler güle naz, ağlayan çok, gülen az. Şimdi bunların yazılışları aynı, anlamları farklı. Redif olabilmesi için anlamların da aynı olması lazım. Bunlar bir cinas oluşturmuştur. Cinaslı kafiye oluşturmuştur. Redif değildir dostlarım. Çok dikkat. Peki geldim 23. soruya. Yukarıdaki parça Köroğlu öyküsünden alınmıştır. Evet, saygı duyarız. Buna göre halk hikayeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Köroğlu eller yıkıp beller kesiyordu, yoksullara dağıtıyordu. Helal olsun be. Bu yolla adı daha da çok yayıldı Köroğlu'nun. Güçsüzü kaldıran, güçlüyü ezen, yoksulu koruyan, haksızı kesen biri olarak ün yaptı. Artık Köroğlu'nun çardaklı çembeli yoksullar, ezikler, yıkıklar kapısı oldu. Yiyip içenin, konup göçenin sayısı belli değildi. Evet, bilgi verici açıklayıcı öğeler Köroğlu'nu tanımış olduk böylece. Sade anlaşılır bir dil var mı? Var. Olay çevresine gelişen bir metindir ve halk hikayeleri olay çevresinde gelişir. Kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılır. Bu da doğru. Yer ve zaman belirsizliği ile olağanüstü ögeler söz konusudur. Yer ve zaman belirsizliği bizi masala götürür dostlar. Halk hikayesine değil. Haliyle cevabımız E şıkkı olacaktı. Evet. 24. soru. Devam. Uyumuyoruz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle birlikte verilen şair adlarından hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur. Hece ölçüsüyle yazdığı şatiyeleriyle tanınmıştır. Budalaname adlı yapıtı vardır. Kaygısız aptal. Doğrudur efendim. Bayramiye tarikatının kurucusu olan Hacı Bayram Veli'nin öğrencisi ve damadıdır. İç güveysi. Müzekkin Nüfus adlı yapıtı tasavvuf klasiklerinden sayılır. Eşrefoğlu Rumi. Doğrudur efendim. Aruz'la yazdığı şiirlerinde Nesimi ve Fuzuli. Hece ile yazdıklarında ise Yunus Emre'den etkilenen 17. yüzyıl tasavvuf edebiyatı şairlerindendir. Niyazi Mısri. Doğru. Kayseri'nin şimdiki adı Develi olan Everek ilçesinde doğmuştur. Everekli Seyrani değil mi? Dursun. İstanbul'da yaşarken devrim büyüklerine hicvettiği için doğduğu yere dönmek zorunda kalmıştır. Dadaloğlu değil, Seyrani. Bu değişecek. Şurada da Seyrani'yi gördük. Çukurova bölgesinde Toroslar'da yerleşik hayata geçmeyi kabul etmeyen Osmanlı'nın zorla iskan politikasına isyan açmış bir şair. O da Dadaloğlu'dur dostlar. 4 ve 5'in yer değiştirmesi lazım. Haliyle cevabımız E şıkkı olacaktı. Evet. Geldim 25. soruya. Anonim halk edebiyatı ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Söyleyeni belli olmayan, halkın ortak oluşturduğu ürünlerden oluşan anonim halk edebiyatı sözlü geleneğe dayanır. Doğrudur. Hece ölçüsünün kullanıldığı şiirlerde süsten uzak, açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Doğru. Atasözleri, masallar, bilmeceler, orta oyunu ve benzeri mensur ürünlerin yanında ninni, türkü, mani gibi manzum ürünler de vardır. Şairler şiirlerini saz eşliğinde söylerler ve şiirler cönk adı verilen defterlere kaydedilir. Bu aşık edebiyatının bir özelliğidir. Anonim halk edebiyatı değil. Daha çok aşk, hasret, yiğitlik, ölüm gibi tüm insanlığı ilgilendiren konular işlenir. Doğrudur efendim. Cevabımız D şıkkı olacaktı. Evet. Geldim 26. soruya. Güzel bir soru.
Buna göre aşağıda verilen türlerin hangileri arasında biçim ya da içerik yönünden bir benzerlik yoktur? Biçim ya da içerik. Edebiyatımızda edebi dönemlerin sınıflandırılmasına baktığımızda bir dönemin diğerinin sonunu getirdiğini ya da her iki dönemin bir arada devam ettiğini görmekteyiz. Durum böyle olunca da dönemler arasında etkileşim olmaması da düşünülemez. Gerek sanatçıların esinlenmesi gerekse biçim ve içerik anlamında benzerlikler olması son derece doğaldır, normaldir. Buna göre aşağıda verilen türler arasında biçim ve içerik herhangi bir bakımdan benzerlik arayacağız. Şimdi Mersiye ve Ağıt, Mersiye divan edebiyatında ölenlerin arkasından, Ağıt halk edebiyatında ölenlerin arkasından. Konuları birbirine benzer, biçimleri benzemiyor ama konular benziyor. Destan ve halk hikayesi ikisi de anlatmaya bağlı metinler grubunda yer alır, değil mi? Destanlar da halk hikayeleri de tamam. Biçim olarak benzerlikleri pek olmasa da sınıflandırılma bakımından bir benzerlik yakalayabiliriz. Koşuk zaten koşmanın İslamiyet öncesindeki adıydı. Zaten birbirinin aynısı yani. Mani ve tuyu biçim olarak benzerler, değil mi? İkisi de tek dörtlük. İkisinde de a x a. Evet. Kaside ve türkü. Şimdi önce bir biçime bakalım. Kaside beyitlerle, türkü bentlerle. Kasidenin uyak düzeni a b a c a. Türkünün uyak düzeni farklı. Kaside de beyit var, türkü de bentler var demiştik. Hiçbir şey biçim bakımından benzemiyor. İçerik olarak bakalım. Türküde aşk, dua vesaire. Kaside birini övmek ya da yermek için. Evet, cevabımız E. Ne içerik ne biçim hiçbir bakımdan kaside ve türkü birbirine benzemez. Evet, geldim 27. soruya. Boş bırakılan yere ayraç içindeki bölüm getirilirse bilgi yanlışı yapılmış olur. 15. yüzyılda yaşayan kaygısız aptal hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde alaycı bir dil kullanır. Evet, şatiyeleriyle ünlüdür. Doğru. Şiirlerinde tasavvuf, tabiat, aşk temalarını işleyen Pir Sultan Abdal bütün şiirlerini hece ölçüsüyle söylemiş ve divan edebiyatına hiç etkilenmemiştir. Doğru. 17. yüzyıl asker şairlerden olan nokta nokta kimdir o? Gevheri. Genç Osman için söylediği Genç Osman Destanı olmadı değil mi? Kayıkçı Kul Mustafa gelmesi gerekiyordu oraya. 20. yüzyıl şairlerinden olan Aşık Veysel şiirlerinde insan, yurt ve tabiat sevgisini dile getirmiştir. Doğrudur. Divan şiirinden etkilenen ve aruzla şiirler yazan Aşık Ömer, gazel, kaside, murabba türlerinde de eserler vermiştir. Doğrudur efendim. Cevabımız C şıkkı olacaktı. Evet. Geldim 28. soruya. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi edebiyatla halk edebiyatı arasında ortak bir özellik değildir? Şiirlerin müzik eşliğinde doğaçlama söylenmesi. Tamam. Hece ölçüsü ve yarım kafiyenin kullanılması. Tamam. Dini tasavvufi konuların da işlenmesi olmadı. Olmadı. Şimdi İslamiyet öncesi edebiyatta din etkisi vardır. Evet. Ama din etkisiyle ortaya çıkmış bir kol, bir ürün İslamiyet öncesinde yok. Halk edebiyatında tasavvuf kolu var. Evet, ürünlerin daha çok sözlü olarak doğması. Evet, ikisinde de var. Halk diline yakın ve sade bir dil kullanılması. İkisinde de var. Cevabımız C şıkkı olacaktı. Evet, 29. soru. İki isim verilmiş. İki şairin ortak özelliğini arıyoruz dostlar. Aynı yüzyılda mıdırlar? Değil. Biri 19. yüzyıl, diğeri 20. yüzyıl. Koçaklama türündeki şiirleriyle tanınan Dadaloğlu'dur. Aşık Veysel değil. Divan şiirinden etkilenmemeleri, evet, ikisi de divan şiirinden etkilenmemiştir. Aruz ölçüsünü denemeleri, denememişlerdir. Tasavvufi konuları işlemeleri, evet, Dadaloğlu'nda tasavvuf yoktur dostlar. Aşık Veysel'de de yoktur diyebiliriz. Yani dini konulara girmemiştir pek fazla ama tamamen uzaktır diyemeyiz tabii ki. Bazı şiirlerinde böyle öteki dünyayı da düşünün mesajı verdiği kısımlar var. 30. soru, son sorumuz dostlar. Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı eser eşleştirmesinde bir yanlışlık vardır? Aşık Veysel, Dostlar Beni Hatırlasın, doğru. Yunus Emre, Risalet-i Nusi'ye, doğru. Kaygısız Aptal, Kitab-ı Miklat'e, doğru. Pir Sultan Abdal, Garipname, olmadı. Hacı Bektaş Veli, Makalat. Garipname kimindi dostlar? Aşık Paşa değil mi? Divan edebiyatındaki Aşık Paşa. Aşıkların hali garip olur diye kodlamıştık değil mi? Evet, oradan hatırlayalım. Cevabımız D şıkkı olacaktı. Evet sevgili dostlarım. 30 soru çözdük. Epeyce yorulduk ama değdi.
halk edebiyatını şöyle güzelce bir tekrar ettik. Evet, bir beğeni, bir yorum bırakmayı unutmayın destek için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlar.